Herkese merhabalar. Çekirdek seminerimize hoş geldiniz. Bugün teknolojik kentler konusunu ele alacağız sizinle. Oktay Bey hoş geldiniz siz de. Sesiniz kapalı. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Sağ olun, biz de iyiyiz. Ben kısaca bugün niye buradayız bundan bahsedeyim. Sonra peyderpey sorularımı sormaya başlayayım size dilerseniz. Tabii ki. Hoş geldiniz diyelim herkese. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olarak teknoloji girişimcilerini desteklemeye devam ediyoruz. 2021 yılı için çağrımız hala açık. Genel çağrımızın dışında biliyorsunuz artık tematik çağrılarımız var. Neler onlar? Otomotiv ve mobilite dikeyimiz hala devam ediyor. İnsürtek çağrımız devam ediyor. Sürdürülebilirlik çağrımız devam ediyor. Oyun teknolojileri alanında ürün geliştiren girişimcileri bekliyoruz. Ve artık İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte teknolojik kentler temamıza dair de başvuruları bekliyoruz. Bir süredir zaten çağrısını yapıyorduk. Ara ara böyle girişimcilerle sohbetlerde bundan bahsediyorduk. Şehir için neler yapacağız, neler yapmalıyız, bunları ele alalım diyorduk. Ama artık yapısal olarak bir seslenişimiz var. Girişimciler için çok ciddi bir işbirliği fırsatı anlamına geliyor. Birazdan dediğim gibi bunun detaylarına gireceğiz. Çekirdeğe başvurduğunuz zaman eğitimlerle, mentörlüklerle ürününüzü ticarileştirebilmeniz için sizi destekleyeceğiz. Buna ek olarak hızlı bir işbirliği olması için iş geliştirme alanında sizi ilgili isimlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz ki dediğimiz gibi müşterilerinize hızlı bir şekilde ulaşabilin, en hızlı işbirliği fırsatlarını yaratabilin. Bugün İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül bizimle birlikte. Programda neler yapıyoruz, neleri hedefliyoruz, planlama ajansı neleri hedefliyor, bunları konuşacağız. Sorulara girmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bizi izleyenler için. Halihazırda benim soracağım sorularınız dışında, hani o sorular dışında sorularınız olursa bekliyoruz sizleri. YouTube'dan chat bölümünden iletebilirsiniz bize sorularınızı. Ben de bu görüşmeye, konuşma, Oktay Bey'den cevapları alma seansımız sonrasında, seminerimiz sonrasında peyderpey kendisine ileteceğim. Oktay Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Bize önce kendinizden, sonra İstanbul Planlama Ajansı'ndan, faaliyetlerinizden, aslında temelde fonksiyonunuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Oktay Kargül, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteriyim. Yüksek Şehir Plancısıyım. Aynı zamanda TMOB Şehir Plancıları Şube Sekreterliği görevimde devam etmekteyim. İstanbul Planlama Ajansı olarak aslında yeni bir kavram, yeni bir kan. Çok renkli bir logomuz var. Bunu da hep biraz esprili bir dille İBB'nin bir parçası olarak bürokrasinin griliğinden uzaklaşmak istediğimiz için ve İBB'yi de uzaklaştırmak istediğimiz için bu tercihte bulunduk diyoruz. Aslında İstanbul Planlama Ajansı olarak yeni yönetim anlayışımızda, yeni belediyecilik dediğimiz demokratik, şeffaf, katılımcı, stratejik plandaki mottolarımızda olduğu gibi adil, yeşil, yaratıcı kavramıyla oluşan bir yapıdır. İstanbul'u yeniden düşünmek, yeniden tasarlamak, yeniden konuşmak, yeniden tartışmak, yani ez cümle yeniden düşünmek felsefesini kendisine ilke edinmiş bir organizasyonuz. İstanbul Planlama Ajansı olarak temel amacımız aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcutta yürüttüğü çalışmaları farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlayan, Sayın Başkanımızın politikalarını, stratejilerini bilimsel veriye dayalı katılımcı yöntemlerle düşünen, geliştiren ve bunu somut politikalara dönüştüren bir organizasyon. Şu an için mevcut İstanbul Planlama Ajansı 5 bilimden oluşuyor. Vizyon 2050 ofisi aslında İstanbul Planlama Ajansı'nın yeng taşı diyeceğimiz ofislerdendir. Çünkü kentin geleceği kayboldu dediğimiz noktada Vizyon 2050 Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda İstanbul'un 2050 planını hazırlıyor. 2050 stratejisini hazırlıyor. Bununla birlikte İstanbul İstatistik Ofisi keza veriyi
insanların, kamuoyunun, üniversitenin, STK'ların erişebildiği, ulaşabildiği bir hizmet sunuyor. Enstitü İstanbul, STK'lar, dernekler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak, ortak paydada buluşmak, yapılan üniversitelerdeki gerek akademisyenlerin, gerek araştırmacıların çalışmalarını içerideki işlere entegre etme noktasında bir köprü oluşturmak için oluşturuldu. Sosyal Politikalar Merkezi özellikle pandemi bize gösterdi ki sosyal hizmetler sadece bir Excel listesinde yer alan ihtiyaç yoksun ailelere erişmek değil, aynı zamanda kamuoyunun kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak hizmet götürmektir. Sosyal Politikalar Merkezi ile birlikte bunu sağlıyoruz. Daha noktasal oluşturduğumuz veriyle birlikte, haritalama çalışması ile birlikte yapılacak yatırımları en efektif ve en etkili nasıl kullanırız, bunun çıktılarını oluşturuyoruz. Kamusal Tasarım Ofisi kendi içerisinde proje takip yarışmaları olmak üzere farklı farklı departmanları var. Yarışmalarla birlikte aslında İstanbul'un tartışmalı olan, sadece İstanbul'un değil bir metropol, dünya metropolü olan İstanbul'un önemli meydanlarını katılımcı bir süreçle, yarışmalar yöntemiyle tasarladık ve halkın oylamasına sunduk. Yarışmalar şimdiye kadar 13 farklı temada, farklı konularda yapılmış 13 yarışma sonuçlandı, nihayetine erdi. Uygulama projelerine geçti ve geçiyor. Proje takip birimimizde de özellikle sahada devam eden inşaatları bazı fonksiyonel müdahalelerde bulunduk. Bunu da kadın nüfusunun yoğun olduğu bir mahallede, çocuk nüfusunun yoğun olduğu bir mahallede inşaat süreci devam ederken yapılacak çok küçük dokunuşlarla orada bir kreş alanı, bir kadın kooperatif alanı oluşturduk ve bu ve benzeri fonksiyonlar kazandırdık. Şimdiye kadar 20'yi aşkın ilçede 40'ın üzerinde fonksiyon, yeni fonksiyon elde ettik. Bu fonksiyonlar da aslında seçime geldiğimiz bu yandan önerdiğimiz, bizim vizyonumuzu yansıtan kütüphane gibi, kadın istihdam alanları gibi, kreş gibi, halk bakkal gibi sonuçları bize elde etmemizi sağladı. Aslında İstanbul Planlama Ajansı bu 5 alt birimle birlikte gün sonunda yapılan tüm çalışmaları daha sürdürülebilir, daha geleceğe yönelik dizayn ediyor. Temel derdimiz gerçekten kamunun dışarıda düşünen, kenti kendine dert edinen insanlarla çalışma ortamını sunabilmek. Belediye çok insanlar için işi olmayan haricinde gidilen bir nokta değildir, bir kurum, kuruluş değildir. İşte imar sorunu olan gider, inşaat işi olan gider. Aslında baktığınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 84 bine yakın çalışanıyla 28 ayrı iştirağı ile koca bir makine ve bu makine gün sonunda kamunun kaynaklarını kullanarak kentin refah düzeyini, yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapmak, sorunlara çözüm bulmak istiyor. Biz İstanbul Planlama Ajansı olarak bu noktada devreye girip gerçekten günümüz dünyasına bu bürokrasiyi nasıl entegre ederiz? Yenilikçi neler yapabiliriz? Ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Ve hem zamandan kazanırız, hem kaynaktan kazanırız, hem de gelişen, değişen dünyamıza adapte oluruz dedik. Bu noktada İTÜ Çekirdek'le yaptığımız işbirliği çok elzemdi ve ihtiyaçtı. Belki ilerleyen dakikalarda daha da detaylandırırım. Çünkü artık kenti olduğumuz noktada masa başında
bakanlık pozlarıyla, imza işleriyle yönetmemeliyiz, yönetemeyiz. Çok fazla üniversiteden çıkan fikirler, yenilikçi düşünceler var ve biz bu çalışmaları alıp geliştirip kentteki gündelik yaşamımıza entegre etmeliyiz ki geleceğe dair daha umutlu olalım, daha ayaklarımız yere sağlam basalım. Sürekli aynı şeyleri konuşmak yerine gerçekten yeni olana, veriye dayalı olana, sürdürülebilir olana ulaşalım, erişelim. Bu noktada gençleri, girişimcileri çok önemsiyoruz. Biraz böyle maymun iştahlı bir şekilde de yaklaşabiliyoruz onlara yani. Onu da yapabilir miyiz, bunu da yapabilir miyiz, şu da olur mu şeklinde. Ama gerçekten bunu bir ihtiyaç olarak gördüğümüz için bu denli önemsiyoruz. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu da bu noktada hem girişimcileri hem de gençleri inanılmaz önemsiyor. Geleceğimiz çünkü gerçekten buradan geçiyor. Biz de elimizden geldiğince planlama ajansı olarak bunu sağlıyoruz ve kamuoyunun bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediyesi ile entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu entegrasyonunu fiziki bir alıp hani işte bu da Büyükşehir Belediyesi, şu da şu daire başkanlığı tadında değil. Çünkü geçmişte gerçekten bunlar da yapılmış yani otobüslerle tanıtım yerlerine götürüp işte belediye bunu yapıyor, şunu yapıyor, burada işte kanalizasyon çalışmaları oluyor tarzında değil. Fikirleriyle, çalışmalarıyla bu kente, bu ülkeye, bu dünyaya kattıkları yeni oluşumlarla entegre etmek istiyoruz. Her iki taraf açısından da çok kolay olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir makine, çok büyük bir mekanizma. Yani ne kadar yerel yönetim diye olsak da merkezi yönetimle çok entegre olması gereken bir mekanizma. Ve bu mekanizmayı bir yandan bozup bir yandan tekrar tamir etmeye çalışıyoruz. Yeni parçalarla, yeni fonksiyonlarla. Oktay Bey, burada çok kısa bölebilir miyim sizi? Tabii. Şimdi hani çok büyük bir makineden bahsediyoruz aslında ama bu girişimciler için daha somut bir hale gelsin istiyorum. 28 tane iştirakten bahsettiniz hali hazırda. Belediyenin bu faaliyet alanları nedir? Yani girişimci için belediyeyle işbirliği yapabilirim dediği noktada ne gibi faaliyet alanları var? Nasıl çıktılar bekleniyor? Biraz onları detaylandırabilir misiniz? Tabii ki de. Aslında kente dair olan neredeyse her alanda söz söyleyen veya faaliyet gösteren bir çalışma alanı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kültür etkinlikleri de yapılıyor. Konserler, tiyatrolar, gezici sergiler de yapılıyor. Sosyal tesisler de işletiliyor. Yani bir hamburger de satılıyor, kahve de satılıyor. Bunlar yapılırken işte Halk Ekmek bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bunlar yapılırken İston gibi, İsfalt gibi daha yapısal şirketlerde kent mobilyaları üretiliyor. Kentin altyapısına yönelik yatırımlar yapılıyor. İstanbul Enerji var, İstelkom var, Belbin var. Daha telekomünikasyon anlamında, elektronik haberleşme anlamında çalışmalar yürütüyorlar. Kenti daha akıllı uygulamalarla donatmaya çalışıyorlar. Bu ve benzeri bahsedebileceğim çok şirket var. Çok alana hizmet eden, aynı zamanda bu alanlarda da ciddi payı olan şirketler bunlar. Biz yaptığımız çalışmalarda hem kendi şirketlerimizin işini kolaylaştıracak hem de uzun erimli kente hizmet edecek ürünler ve amaçlar doğrultusunda çalışıyoruz. Yaptığımız yarışmalar birisi kent mobilyalarıydı, birisi aydınlatmaydı. Bu iki yarışmanın temel amacı aslında İston'a yeni katalog oluşturmaydı. Ve buradaki şartnamede de yazan enerji verimliliği olsun, sürdürülebilir enerji kaynakları olsun veya geri dönüşümden elde edilebilecek
fikirler olsun, hepsini değerlendirip bu doğrultuda finalize ettik ve kazanan ödülleri açıkladık, dereceye girenleri. Ve gün sonunda bazıları, özellikle dereceye giren fikirler uygulanmaya başladı. Bu aslında şunu sağlıyor, yani kentin gerçekten, kentine teknolojik, hatta kendi bunu söylüyoruz. Yani o enerji verimliliğini, o döngüsel ekonomiyi yakalaması gerekiyor. Bunu yakalayacak unsurlar da yeni fikirlerden geçiyor. X şirketinde satılacak Y aydınlatmasını alarak değil. Yani onun uzaktan kontrolüyle gün içindeki ışık miktarına göre kendi otomasyonunu sağlamasıyla kent güvenliğine yönelik var olan İBB noktalarını daha efektif kullanarak bunları canlandırmamız gerekiyor. Biz de bu yönde elimizden gelen yatırımları gücümüz doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Keza Tek İstanbul projesini gelir gelmez başlatmıştık. Burada da gerçekten çok önemli çıktılar elde edebildi. İşte yani zaten onlarla birlikte çalıştığımız için isimlerini söylemekten çok çekinmiyorum. DAK olsun, Soma olsun, Bluetooth olsun, Kodek olsun ya da Rengen olsun finale kalan ekiplerdi. Bazılarının demolarını oluşturduk. Bazılarının uygulamalarını başlattık. İşte DAK'ın bazı ürünlerini Maltepe sahilinde kullanmaya başladık. Aslında varmak istediğim nokta, yeni gelen bu tarz fikirler bizim de ufkumuzu, bizim de bakış açımızı değiştirmemize ve genişletmemize olanak sağlıyor. Bu olanakları da sadece hazır olda bekleyip önümüze düşerek değil, işte sizinle olan iş birlikleriyle genişletmek, o bahsettiğim kataloğu daha kalın bir hale getirmek ve ufak ufak bu adımları atarak kentte gerçekten o dönüşümü sağlamak istiyoruz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor, çok hızlı gelişiyor. Ve aslında şu anki çalışmalara baktığımızda dünyaya verdiğimiz insanoğlu olarak zararları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Nasıl çözüm yolları bulabiliriz? Nasıl fosil yakıtlardan kurtularak hem sürdürülebilir, yenilebilir enerji hem de verimliliği artırabiliriz diyoruz. Bunları demek zorundayız çünkü gerçekten bir kentte yaşayan nüfus miktarı arttıkça ekolojiye verdiğimiz zararlar da bir o kadar artıyor. Bunun önüne geçecek temel yöntem de bilimsel çalışmalara ağırlık vermektir. Her noktada bunu kullanabildiğimize, her noktada bunları değerlendirebildiğimize şahit olduk. Yani halk ekmeğin kullanacağı maya türündeki ufak bir değişiklik bile aslında çok farklı noktalara değinebiliyor. Veya şu an İstanbul'un kuzeyinden bahsediyoruz, tarım alanlarından bahsediyoruz. Karşımıza çıkan temel argüman hep girdi çıktı ilişkisi. Yani oraya yapılacak kaynak aktarımı ve emek harcamasıyla çıkacak ürünün mahsulün denk olmayacağı yönünde. Geçmiş yıllarda hep bu tarz sağlar önerilmiş ama gelinen tarım sektöründeki teknolojiyi kullanarak bunu optimize edebileceğimizi biliyoruz. Ve bu yönde İsyon şirketimiz çalışmalar yapıp o çalışmaları, yapılan çalışmaları entegre edebilir. Dediğim gibi bizim en hassas olduğumuz nokta kamunun kaynağını kullanıyoruz. Yani bir özel şirket gibi değiliz. Kamuya bağlı şirketleriz ve harcanılan her kuruşun en efektif olmasını istiyoruz. Sadece günü kurtaracak, yapmak için yapmış olmak değil. Yani o gün kentin işte ambalajını güzel yapıp, ya işte ne kadar da renkli oldu, ne kadar da can canlı oldu
tarzında inşaata yönelip mega projeler yapmak değil, tam tersi gerçekten çok küçük dokunuşlarla daha akılcı ve daha sürdürülebilir kılmak temel derdimiz. Bu noktada yaratıcı sektörleri ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımızı İstanbul Planlama Ajansı olarak da hız kattık ve devam ediyoruz. Burada girişimciler için çok ciddi bir işbirliği fırsatından bahsediyorsunuz aslında. Çünkü bahsettiğiniz gibi hayatın her alanına dokunuyor. Sizin İstanbul Planlama Ajansı olarak ya da Büyükşehir Belediyesi'nin genel odak alanları olarak baktığımızda biz de Çekirdek'te girişimcilere hep bir sesleniş gerçekleştiriyoruz ve bu teknoloji girişimcilerine yönelik oluyor. Amacımız hani hayatın her alanındaki problemlere yönelik çözümler üretilmesi, onların dürünleşebilmesi için aslında bu desteklerin sağlanması. Oktay Bey, sizinle de hani ilk toplantıları yaptığımızda bu hani evet çok büyük bir makineden bahsediyoruz. Çok büyük belki problemlerden ve aynı zamanda fırsatlardan bahsediyoruz. Ama çekirdek çatısı altında bunları biraz sınırlandıralım demiştik hatırlarsanız. Bu sene özelinde de odak noktalarımızı deprem ve dönüşüm, ulaşım, kentsel güvenlik ve yönetime katılım olarak belirledik. Aslında hepsi çok büyük büyük konular. Girişimciler için de çok büyük büyük fırsatlar anlamına geliyor. Ama burada hani bu şekilde anlatsak bile yani ulaşım deyince tabii ki hepimizin aklına bir şeyler geliyor ama yine de buradaki hani arayışlar daha büyük olan, daha küçük olan, temel olan arayışlar, problemler nedir, ihtiyaçlar nelerdir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Yine aynı cümleyi kuracağım. Size ilk geldiğimizde böyle hani o da olsun bu da olsun yani maymun iştahlı olduğumuzu görünce sonra da tamam o zaman sınırlandıralım, önceliklendirelim dedik. Çünkü gerçekten son dönem girişimcilerin hikayelerini duyduğumuzda hem tüylerimiz diken diken oluyor hem çok heyecanlanıyoruz. Gerek sosyal alanda olsun, gerek çevre alanında olsun çok farklı güzel fikirler geliyor. Fakat önceliklendirme yapıp biraz sınırlandırmak ilk etapta bizi de hedefe giderken elimizi kolaylaştıracaktı. O da bahsettiğimiz aslında o devasa makineyle alakalı. Çünkü kontrol etmesi ve müdahale etmesi, o eş güdümü sağlaması çok mümkün olmuyor. Burada biraz daha pilot alanlar, pilot departmanlarla hareket etmemizi start vermemiz gerekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendi içimizde de zaten birçok çalışma uygulama yaptık ama gün sonunda yeni gelecek fikirleri entegre edeceğimiz noktaları da biraz daha önceliklendirerek yapmak istedik. Belki çok fazla şehir plancısı var şu an içimizde. Belki bunun da getirdiği bir etkiydi ama deprem ve dönüşüm İstanbul'un 99'da yaşanan afetten sonra bu arada bugünkü sel felaketinden dolayı da büyük geçmişler olsun Kastamonu'na. Gerçekten Bozkurt'a günümüzün özellikle de bu son yılların gerçekten afet alanındaki kayıplarımız, yıkımlarımız her ne kadar bizi üzüyor olsa da bir o kadar da plansızlığın ve bahsettiğim gibi popüler politika anlayışıyla yapılan çalışmaların sonuçları. Yani doğa kendine ait olanı her zaman geri alıyor. Bunu bilerek, doğaya saygı duyarak çalışmamız lazım ve İstanbul'daki son dönem artık 2000'lerle birlikte, 1950'lerden başlayan bir problemdir yapılaşma, kentleşme. 60-80 kırılımlarından sonra 2000'li yılların başıyla birlikte inşaat sektörü bambaşka bir ivme kazandı ve deprem ve dönüşüm kavramı temel problemlerin başını çekti. Yaşanacak büyük bir deprem çok ciddi yıkımlara ve kayıplara neden olacak. 99 depreminden sonra hızlıca çalışmalar başlatıldı. JICA raporları, deprem master planları vesaire yapıldı ama gelinen noktada özellikle de merkezi yönetimin yönetmelik ve kanun nezdinde çıkarttığı çalışmalar ve uygulamalar bu dönüşümü hiçbir şekilde
olanak ve imkan sağlamadı. Dönüşümü sadece inşaat sektörü olarak ele aldık. Yani yıkalım yapalım şeklinde ele aldık. Ama deprem ve dönüşümde gerek afet öncesi uyarı sistemleri olsun, gerek afet neden olacak, yıkımı dozajını ve miktarını artıracak dönüşüm unsuruna eğilmedik. Yeterince çalışılmadı bu. Yani şimdiye kadar gördüğümüz merkezi politikalarda bu belirgin bir şekilde ortada. Şu an 17 Ağustos'ta yaklaşıyorken bu çalışmanın öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğümüz ana majör çözüm ve çalışma yapmak istediğimiz alanlar deprem ve dönüşüm. Bu kentte yaşayanları daha güvenli, daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak yerel yönetim olarak bizim temel görevimiz. Deprem ve dönüşümde de inşaat kavramından çıkartıp biraz daha afet öncesi tespit çalışmalarında neler yapılabilir? Afet esnasında olası kayıpları minimum düzeye indirecek neler yapılabilir? Dönüşüm anlamında özellikle otomasyon olarak nasıl bir entegrasyon sağlanabilir? Bunların hepsini yeni fikirlerle, yeni metot ve teknolojilerle görmek, duymak, deneyimlemek ve bu çözüm yollarını hayata geçirmek istiyoruz. Makro bir konu, bence arasındaki en zor bir konu ama artık kimsenin kulak arkası etmemesi gereken de bir konu. Çalışmaları buraya yoğunlaştırmak, yer yer dönüşüm esnasındaki kullanılan teknolojiye de bu nedenle bu noktadan bakmak önemli. İkinci konu tabii ki de ulaşım. Ulaşım özellikle de biz kente teknoloji katlıyoruz ama akıllı şehircilik kavramındaki en temel unsurlardan birisi. Kenti bir yaşayan organizma olarak gördüğümüzde her ne kadar deprem ve dönüşüm bunun organizmanın organlarını ve vücudun belli uzuvlarını işaret ediyor olsa da ulaşım aslında omurgayı işaret ediyor. Yani tüm kentin hayatın devamlılığını sağlayan nokta ulaşımla oluyor. Ve ulaşımda da artık çok kısa bir, yani 100 yıllık süreç zarfında lastikli araçların ne noktaya geldiğini, toplu taşımanın ne noktaya geldiğini, şimdi tekrar daha erişilebilirlik başlığı altında çevre dostu ulaşım metotlarının ne noktaya geldiğini görüyoruz. Ulaşımda da İstanbul özelinde, çünkü İstanbul gerçekten dünyanın trafikte kalma oranı en yüksek olan kentlerden birisi. Trafik sıkışıklığı en yüksek olan kentlerden birisi. Bu da yine biraz şehirleşme politikasıyla alakalı. Burada kentin hem trafik sorununa yönelik fikirler, sinyalizasyon ve altyapı anlamında, hem kullanılan araç anlamındaki fikirler, yöntem olarak, yani toplu taşıma yöntemleri olarak fikirler anlamında bizler açısından çok önemli. Çok noktaya değinip kronikleşmiş, tıkanmış çok noktayı açabilir. Yeni yönetim olarak aslında son dönem zaten çok fazla duyup görüyorsunuz metro yatırımlarına nedenle önem verip tabiri caizse saldırdığımızı, bununla birlikte erişilebilirlik anlamında yaptıklarımızı az çok takip edebiliyorsunuzdur. Bu noktada bizi kolaylaştıracak, bir adım öteye götürecek, sorunu çözebilecek birçok fikre açığız. Ulaşım Daire Başkanlığımızda erişilebilirlik başlığı altında yeni bir sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik temasını birleştirerek yeni bir şeflik de oluşturuldu. Bu fikirlerle birlikte, çünkü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem ve dönüşüm ulaşım kavramlarını bir arada tutarak çözüm bulmak, devam etmek istiyoruz. Bu çözümü biz sadece yeni yollar yaparak, lastikli araçları konforunu artırarak değil, tam tersi aslında lastikli araç sayısını azaltacak, trafikteki kronik sorunları çözecek yeni fikirlerle geliştirmek istiyoruz. Üçüncü olarak kentsel güvenlik dedik. Bunu dememizdeki temel neden de aslında hem veri kavramını ön planda tutuyor olmamız, kentsel güvenlikte sahip olduğumuz bu verinin, kente dair verinin, bu big data'nın güvenliğini ve kullanımını sağlamak, aynı zamanda güvenlik kavramının kendisini nasıl belli olarak kent içerisinde sağlayabiliriz, bunları tartışmak istedik. Kentsel aydınlanma projeleri, master planları bazı meslek grupları tarafından sadece bir estetik algısı ve endişesiyle yaklaşılabilir. Fakat aslında bu aydınlatmalar kent içerisindeki birçok noktanın kriminalize edilmemesini sağlıyor. İnsanlarımızın rahatlıkla kentin kamusal alanlarını, mekanlarını kullanmasını sağlıyor. Bu yüzden kentsel güvenlik hem data anlamında hem de güvenlik anlamında bizler için çok önemli. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz çok farklı alanlarda çok farklı tehditlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunların önüne geçecek, imkan sağlamayacak fikirlere, yöntemlere her zaman ihtiyacımız var. Her zaman geliştirmeye açık bir konu çünkü bu. Son olarak da yönetime katılımdan bahsetmek istiyorum. İstanbul Senin mottosunu çok denk geldiniz. İstanbul Senin aslında seçim zamanında hep birlikte çözüm yolu bulacağız, birlikte başaracağız, birlikte yapacağız dediğimiz bir nokta ve bunları da başarıyoruz. İstanbul Planlama Ajansı da bunu sağlayan temel organizasyonlardan birisi. Kenti birçok noktada karar mekanizmasına kentliği dahil ediyoruz. Yakın zamanda katılımcı bütçe projesini de çıkardık, duyurduk. Buradaki karar mekanizmasında çünkü sizlerin bizlerin vergisiyle yapılan yatırımları fikir vermemiz, o fikrin hayata geçişini takip etmemiz çok önemli. Hiç hani bu kadar makro ölçekten bakmıyor olsak bile sokağımızda yapılacak veya yapılması gereken bir çalışmayı mutlaka yönetimlerin biliyor olması ve bizlerin de yönetimde bunların nasıl ne şekilde olduğuna söz söylüyor olmamız lazım. Yönetime katılımı bu şekilde değerlendirebiliriz. Birçok benzer uygulamalar var. Londra aslında bu konuda çok ileri bir noktada. Bunu hem mobil aplikasyonlarla hem de interaktif web siteleriyle sağlayabiliyorlar. Biz de bunu çok farklı tekniklerle farklı alanlarda yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz ama yeni fikirlere de fazlasıyla açığız. Son bir yakın zamanda duyuruya çıktığımız için katılımcı bütçeden örnek verdim. Aslında Askıda Fatura da bunun bir benzer uygulamasıydı. Çünkü Askıda Fatura ile birlikte yönetimin bir şekilde dahil olduk. Yönetimin yaptığı çalışmalarda yoksunlukla ilgili olan bir noktaya müdahil olup çözüm olabildiğimiz. Halk Bakkal yine benzer bir proje. Yine benzer yöntemlerle elde edilmiş İstanbul Planlama Ajansı'nın fikir ve strateji kısmını yoğurdu ve İBB'deki ilgili bilimlerle, ilgili iştiraklerle somutlaştırdığı bir çalışma. Biz bunları sayısını artırmak, gün sonunda girişimcilerden gelecek yeni fikirlerle büyütmek istiyoruz.
Başkanımız da bu noktada çok heyecanlı katıldı. Çoğu programda denk geldikçe girişimcileri hemen bizlerle eşleştiriyor. Biz de bu imkanları İTÜ Çekirdek vasıtasıyla, İTÜ Çekirdek'le yaptığımız işbirliğiyle somutlaştırmak istedik. Ben çok güzel fikirlerin, çok önemli projelerin geleceğine ilk görüşmemizden bu yana inanıyorum. O inancım devam ediyor. Her ne kadar gündemimiz çok hoşnut olmadığımız felaketlerle devam ediyor olsa da bunun önüne geçeceğimiz temel unsur da aslında bu işbirlikleri. Bir kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerle değil, açtığımız bu tarz programlarla, bu tarz projelerle elde edip hayata geçirmek. Hem şeffaflık anlamında, hem veriye dayalı yönetim anlamında, hem yönetişim anlamında bizler açısından çok kıymetli. Umarım siz girişimciler de bu noktada İBB'nin sadece Saraçhane'deki bir tabela olmadığını, sadece sokaklarınızdaki bazı inşaatların etrafını saran brandalar olmadığını, bazı merkezlerin binaların üstündeki logo olmadığını bilmenizi istiyoruz. Bugünkü aslında seminerde de daha çok buna değinmek istedim, bunu anlatmak istedim. İçeriden birisi olarak, içeride ve çalışma yöntemini olan birisi olarak bu programa sizleri davet etmek için bu seminerde söz aldım. Sadece ticari kaygılar ve endişelerle değil, gerçekten kentteki her noktaya müdahale edebilecek, her noktada hizmet veren bir kuruma bu projeleri önerdiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bazen bazı firmalarla yapılan işler çok niş noktalarda olabiliyor ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklar olarak kentin her alanında söz söyleyen, her alanında, her noktasında uygulama yapan bir kurumuz. Bunun avantajını da sizlerle birlikte kullanmak istiyoruz. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Bu arada YouTube üzerinden gelen sorular var. Peyderpey sizlere onu ileteyim. Aslında hani benim de sorularım da hani benzer olan sorular var ama sormadan geçmek istemiyorum. C. Yıldırım'dan geliyor soru. Yakın dönemde girişimcilerin hızlı şekilde fonlanmasını da sağlayabilecek projeler bulunuyor mu? Girişimcilerden beklenen projeler var mı? Aslında hani buna nispeten cevap vermiş olduk ama yine de eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Siz eklemeden ben kısa bir ekleme yapayım. Fonlama kısmına devam vereyim dilerseniz. İTÜ Çekirdeğe geldiği zaman girişimciler hem bir eğitimden geçip hem mentorluklar alıp gelişmeye devam ediyorlar. Hem aynı zamanda kurumların sağladığı nakdi imkanlardan yararlanma hakkına erişiyorlar. İTÜ Çekirdek'te yer aldığınız süreçte farklı elemelere tabi tutuyoruz sizleri ve başarılı olduğunuz zaman Big Bang Startup Challenge'da sahneye çıkma imkanı sağlıyoruz. Her sene Top 20 sahnede sunum yapabiliyor. Her sene başvuran 10 binin üzerinde girişimci arasında. Bu sene de İstanbul Planlama Ajansı'nın bir nakdi desteği olacak ama geçen sene anons ettiğimiz yatırım ve hibe miktarı 54 milyon TL'ydi. Girişimcilerin de bu kaynaktan faydalanma imkanı hala mevcut. Fonlanma anlamında cevabı ben vermiş olayım. Oktay Bey, var mı eklemek istediğiniz başka bir madde burada? Aslında yok, zaten hani hangi alanlarda ihtiyaç duyduğumuzu dile getirdik. Yapılacak Big Bang'in sonrasındaki süreçte de zaten sizlerle olan ortaklığımız devam edeceği için hayata geçirme noktasında herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamayacağız. Şahane. İkinci soruya geçiyorum. Çağatay Yılmaz'dan geliyor. Size geldi Oktay Bey soru. İstanbul'un kültürel mirasının dijitalleştirilmesi, erişilebilirliğinin artırılması ve demokratikleştirilmesi İPA'nın misyonları doğrultusunda mıdır? Evet, zaten icra kurulumuzda Sayın
Şu an kültür varlıklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Başkan da yer alıyor, Mahir Polat. O bu konuda kültürel miras ekibiyle çok özverili ve ciddi şekilde çalışıyorlar. Kültürel mirasın yaptığı tüm çalışmalara katkı koyacak her türlü fikre açığız. İstanbul Planlama Ajansı olarak da bu noktada desteklerimiz devam ediyor. Böylece ilk soruya da cevap vermiş olduk. Kültürel miras kısmında hani bu konuya dair çözümleriniz varsa o fikirleriniz, ürünlerinize de başvurabilirsiniz diyelim. Devam ediyorum sorulara. Türkiye Simge Groni diye okuyorum. İnşallah doğru okuyorumdur. İBB'nin iştiraklerinin çıkarlarıyla bizim girişimimizin çıkarlarının çakışması gibi bir durum var mıdır? Böyle çakışmaların olduğu durumlarda İBB nasıl bir konum alıyor? İşbirlikçi olmayı mı tercih ediyor? Burada yine ben araya girip bir açıklama yapayım. Aslında direkt olarak İBB ile çalışmıyor olmanız ya da İstanbul Planlama Ajansı ile çalışmayıp İTÜ Çekirdek gibi kuluçka merkeziyle çalışmak her zaman girişimcinin elini kuvvetlendiriyor. Burada neyi kastediyorum aslında? Eğitimlerde, mentörlüklerle aldığınız deneyimlerle bir kurumla ya da hani farklı müşterilerle görüşürken nelere dikkat etmek gerektiğini zaten hani öğrenmiş oluyorsunuz süreçte. Ve biz sürekli girişimcilerimize gidin, potansiyel müşterilerle görüşün, hep sahada olun, istenenleri bilin, ürününüzü en iyi şekilde ona göre geliştirin diyoruz. Bu da ciddi bir deneyim anlamına geliyor. Ve her zaman girişimci tarafında yer alıyoruz. Girişimcinin ihtiyacı neyse o kapsamda desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım görüşmeleri için de aynısı geçerli. Hem kurumlarla hem yatırımcılarla görüşürken nelere dikkat etmek gerektiğine dair mentorlarımızla girişimcilerin yanında oluyoruz. Ama ola ki İBB'nin çıkarları önde, ne oluyor o zaman? Şu yaşanıyor aslında bakarsanız, hani bunun cevabını ben vermiş olayım. Girişimcinin de basiretli bir tüccar olma yolunda ilerlediğini biz biliyoruz, buna inanıyoruz. Fakat her durumda dediğim gibi kuluçka merkezleriyle iletişimi sürdürdüğünüz sürece arada bir tampon görevi görüyoruz. Kurumlara gidip girişimciyle çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Girişimcinin ihtiyaçlarını ya da onun şu anki konumunu aktarıyoruz. Bu işbirliğinin kolaylaştırılması için bir aracı görevi görmüş oluyoruz. Yine soralım Oktay Bey. Ola ki dedik ki İBB'nin çıkarları daha büyük. Ne yapacağız o zaman? Bu noktada zaten hep kenti ön planı çıkardığımız için eğer kente değer katacak bir uygulama, bir çalışma varsa tıkanacak, yürümeyecek, sürdürülemeyecek bir noktaya getirmez. Elimizden geldiğince çözüm yollarını buluruz. Teşekkür ederim. Şu an için son soruya geçiyorum. YouTube üzerinden gelen Bülent Tanilli sormuş. Oktay Bey, deprem, doğal afet sonrası hava ulaşım çözümümüzle ilgili İBB iştiraklerinden hangisiyle ihtiyaç geri bildirim ve doğrulatma yapabiliriz? İPA burada nasıl bir koordinasyon sağlayabilir? Aslında bu çalışmanın, bu programın temel amacı da bu tarz fikirleri alabilmek. Gün sonunda bu fikirler her ne kadar kendi iştiraklerimiz arasında uygulanabilecek diyor olsak da sadece kendi iştiraklerimiz değil, dışarıdan belli konularla ilgili paydaşlarla da hayata geçireceğiz. Şu an AKOM zaten bir İBB'ye bağlı kurum. AKOM temel afet ve sonrası müdahaleler için bir üst noktasında. Burada gelecek fikirleri de AKOM'la birlikte değerlendireceğiz. Ya da şöyle yapabiliriz, çekirdeğe bekleriz sizleri. Oktay Beylere ileteceğimiz girişimci kontakları arasında, fikirler arasında sizin ürününüzle sunabiliriz. Devamında daha hızlı bir iletişim sağlanmış olabilir. Çünkü Planlama Ajansı'nın böyle bir görevi var aslında bakarsanız. Girişte de bundan bahsetmek istemiştik. 28 iştirak ver hali hazırda Büyükşehir Belediyesi çatısı altında. Planlama Ajansı ise bu anlamda bir koordinasyon sağlıyor. Daha hızlı iletişime geçilmesini sağlıyor. Bu biraz reklam gibi oldu, amacımız dışında oldu ama hani niye bu sürecin böyle işletildiğini kolayca aktarmış olduk size böyle. Evet. Orada ben de katkı yapayım, doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Yani bunu İTÜ Çekirdek'le bu programı açmamızın temel nedeni de bu. Bahsettiğim aslında ilk açılışta İPA neden var dediğimde İBB bürokrasi içerisinde çok rahatlıkla kaybolabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla yorulabiliyorsunuz.
Şu anda da hani bu programa başvurmayıp gidip kapılarını çalıp bir şekilde portfolyo, bir şekilde proje sunulabiliyor. Sunuluyor da yani bunlar yapılmayan veya yapılmamalı, bundan sonra da olmamalı dediğimiz şeyler değil ama biz ilk günden bu yana gördüğümüz eksiklik ve ihtiyaç doğrultusunda İTÜ Çekirdek'le bir araya geldik ve İTÜ Çekirdek İPO olarak bu duyuruya çıktık. Buradaki temel amaç da yapılacak değerlendirmeler ve süzgeçten sonra gerçekten hızlı hareket edilebilmek. Var olan ve desteği de olan açıkta böyle bir çağrı varken buraya yönlenilmesi daha aslında shortcut dediğimiz burası. İlgili iştirağı veya yöneticilerine veya orada çalışanlara ulaşmak her ne kadar öyle gözüküyor olsa da yani gerçekten onlar artık kaçtığımız old school dediğimiz eski yöntemler ve bizim kentine teknoloji kat derken de aslında bunları gözeterek söylüyoruz artık. Bu yöntemler, bu uygulamalar ne yazık ki sadece zaman kaybına neden oluyor. Şimdi hani fırsatlardan bahsederken yine bir problemden bahsetmek istiyorum. Yakın tarihte İstanbul Planlama Ajansı olarak Marmara Denizi Zirvesi'ni gerçekleştirdiniz. Burada denizlere dair gözlenen problemler neydi? Girişimciler hangi sorunlara, ne gibi çözümler getirebilir? Sizin ek tavsiyeleriniz olur mu bu noktada? Aslında çok dolu dolu geçen bir zirve oldu. 6000'in üzerinde izlendi. Çok olumlu dönüşler aldık ama genel birbirinden de değerli kıymetli hocalarımız vardı. Gerek danışma kurulunda gerek oturumlarda. Ortak nokta müsilajın bir durum yani bir sorun müsilaj olmadığı müsilajın bir sonuç olduğuydu. Marmara Denizi gerçekten can çekişiyor. Ama Marmara'nın geleceği olarak biz zirveyi yaptık. Çünkü öldük bittik, geri dönülmez. Marmara artık eskisi gibi olmaz değil. Marmara'nın bir geleceği var. Bu gelecek de bizim ellerimizde. Marmara'nın kirlenmesindeki temel faktörler tabii ki yapılaşma ve bu yapılaşma baskısıyla birlikte denizin artık oksijen miktarının çok ciddi şekilde azalması ve tabanındaki bu salyaların oluşması. O zaman öz eleştiriyi kendime yapmıştım. Bir şehir plancısı olarak biz hep karayı da yaşamı önemseyip karadaki yaşamı tasarlıyoruz. Kıyıda yapılan bir inşaat sürecine hani kıyıdaki yapılaşma, erişim ve ulaşım açısından, yoğunluk açısından bakıyoruz ama kentteki yaşayan sayısı, kullanım miktarı arttıkça aslında denize olan denizlerimize olan yükümüz de artıyor. İSKİ çok büyük bir yapı, çok büyük bir şirket. Biyoloji arıtma tesislerinden, derin deşarj yöntemlerinden birçok aslında uygulamaya hayata geçiriyor. Ama bunları bir adım öteye getirecek. Gerçekten dönüşüm anlamında denize olacak zararımızı minimize edecek birçok yöntem var olabilir. Aynı zamanda denizde bir yaşam var, bir sektör de var, yani balıkçılık gibi. Buradaki uygulamalarla da birlikte yani avlanmayı hem kontrol altına alacak, çünkü bir balığın belli bir boydan küçük bir şekilde avlanması aslında kendi ekosisteminde çok ciddi bir döngüsel bozulmalara neden oluyor. Çünkü birçok yaşayan canlı oradaki ekosistemin dengesini sağlıyor ve o piramit bozulduğu anda, avlanmayla birlikte bozulduğu anda ciddi sorunlarla karşıya karşıya kalıyoruz. Müsilaj o yüzden bahsettiğim gibi bir sonuçtu. Bununla birlikte suyun ve sudaki yaşamın ciddi şekilde gözlemlenmesi gerekiyor. Takip edilmesi gerekiyor. Bu başka bir konuydu. Kirletici unsurlarda gerek ulaşım olsun, gerek sanayi olsun, bunlara yönelik filtreleme veya kullanılacak yeni yöntemler ihtiyaç var.
Magma'da konusunu çok yönlü bakmak gerekiyor ve ekoloji anlamında bakmak gerekiyor. Veri ihtiyacı burada da çok ortaya çıktı. Çünkü takip etmek, izlemek ve bu gözleme bağlı olarak müdahalelerde bulunmak gerekiyor. Ama akıntılarla birlikte gündelik veya haftalık olarak ölçmek çok mümkün olmuyor. Burada da farklı bir izleme yöntemi önerilebilir ama gün sonunda magmanın geleceği bizlerin elinde. Burada da evet müsilaj konusu olduğundan bu yana çok fazla zihni sinir fikir de geldi. İşte ben magmanın temizleneceğini, şu yöntemle olacağını inanıyorum diye projelerini gönderen çok insan oldu. Ama ne yazık ki adalarında gerçekten geleceği bizim elimizi rahatlatacak, Manmara'nın geleceğine katkı sunacak projeler değil, çok gelir geçer ticari projeler yaratılıyordu. Bu noktada Manmara'yı çok yönlü düşünerek, onun kirlenme etkenliğini de çok doğru bir noktadan okuyarak önerilerde bulunmak gerekiyor. Ben zirvenin YouTube kayıtları İBB TV'de var YouTube'da. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü uzun yıllardır Marmara'yı araştıran çalışan hocalar konuştu ve onların bazı reçete diyebileceğimiz aslında önerileri var. Onlardan yola çıkarak, onları bir tez yazar gibi işin teorik kısmını oradan olarak özgün kısmını girişimciler oluşturabilir. Teşekkür ederim. Son sorumu soracağım. Şu an YouTube'da da başka soru görmüyorum ama yine hatırlatmış olayım. Sorular varsa yine cevaplayabiliriz. Oktay Bey, malumunuz şimdi bir de aslında pandemi döneminden geçiyoruz. Yani onlarca problemden bahsettik. Ek olarak bir de pandemi dönemindeyiz hali hazırda. Bu süreçte İPA olarak ya da İBB olarak tespit edilen yeni problemler var mı? Girişimciler için bu alanlarda fırsatlar var mı? Mesela halk ekmek haricinde halk bakkaldan bahsettiniz, halk marketten bahsettiniz diye hatırlıyorum. Bunun gibi hangi projeler var? Belki biraz bu projeyi de açmak istersiniz. Girişimci için başka ne gibi fırsatlar olabilir bu alanda? Evet, ya yani burada aslında pandeminin bize gösterdiği temel unsur mobilize olmak. Yani pandemiyle birlikte home office olsun, evden uzaktan bağlanma olsun birçok unsur ön plana çıktı. Burada halk bakkal projesi pandeminin etkileriyle önerdiğimiz bir projeydi. Çünkü yaptığımız çalışmalarda esnafların özellikle de mahalle bakkalların ciddi şekilde etkilendiğini, borçlanmanın arttığını ve durma noktasına geldiğine şahit olduk. Çok basit aslında bir yöntem önerdik. O yöntem de zaten verdiğimiz bir yardım kartı, sosyal yardım kartı vardı. Fakat bu kart daha zincir marketlerde geçiyordu. İnsanlar da zincir marketlerden hem kartı kullanarak hem de online sipariş vererek kullanmaya devam etti. Halk bakkallarla birlikte yaptığımız basit bir entegrasyon çalışmasıyla ikisini birbirle entegre edip kişilerin büyük marketler yerine kendi bakkallarından alışveriş etmeleri için teşvikte bulunmuş oldu. Aslında gerçekten o yüzden çok heyecanlı bekliyoruz, önemsiyoruz diyorum. Çok büyük fikirlerle sıfırdan kurmak, sıfırdan yeni şeyler yapmak yerine elimizdeki kaynakların kullanım yöntemini ve tekniğini çok küçük dokunuşlarla da yeni projeler, yeni kazanımlar elde edebiliyoruz. Burada bu yönetime katılım kısmı o yüzden bizler açısından önemli. Bir diğer nokta da pandemide tabii ki de evet ekonomi çok ciddi zarar gördü ama kamusal mekanlardı. Kamusal mekanlarda da aslında pandemiyle birlikte yeni bir tasarım anlayışına
yeni bir düşünce yapısına geçmemiz gerekiyordu. Şu an var olan dönüşümü, var olan çalışmaları biraz daha açık alanlarda nasıl çalışma alanları oluşturabiliriz, nasıl interaktif alanlar oluşturabiliriz, mevcut kent mobilyalarımızı nasıl buna dönüştürebiliriz şeklinde çalışmalarımız oldu, oluyor. Yakın zamanda Oyun İstanbul projesini hayata geçirdik. Aslında bu da yine pandemiyle birlikte o sokağa olan sıkışmışlığı ortadan kaldırıp çocukların oyun alanlarına erişmesini sağlamak için yaptığımız bir projeydi. Bu ve benzeri çalışmaları, fırsatları bizler İPO olarak buldukça, ürettikçe hayata geçiriyoruz. Sizlerle birlikte de çeşitlendirebileceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Bugünün özetini yapalım madem öyle. Hani değerlendirdiğimiz üzere şehrin problemleri için Büyükşehir Belediyesi ve Planlama Ajansı ile çok ciddi bir iş geliştirme fırsatı var girişimciler için. Biraz problemleri anons ettik, biraz bazı çözümlerden bahsettik. Biz de İTÜ Çekirdek olarak buradayız girişimcileri desteklemek için. Tüm kadromuzla aslında öyle söyleyelim. Hani biz arada işte Oktay Bey ya da ben görünen yüz oluyoruz ama arkada çok ciddi çalışan ekipler var. Onlarla birlikte girişimcileri destekleyip bu işbirliği fırsatlarının gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Bir ekleme yapıyorum. 18 Ağustos'a kadar başvurularını bekliyoruz girişimcilerin. Ek olarak buradan yine bir çağrı yapalım. Big Bang bu sene 2 Aralık'ta gerçekleşecek. Yine online'dan bizi izleyebilecek tüm teknolojileri ve teknoloji ve inovasyon meraklıları diyelim. Şimdiden de çağrı yapmış oldum 2 Aralık için. Çok teşekkür ederim Oktay Bey tekrar. Rica ederim. Yerde görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Hoşça kalın.